rated M for mature. Teknokulis'ten herkese merhaba, ben Mahmut. Bugünkü inceleme konuğumuz Irrational Games tarafından geliştirilen Bioshock Infinite olacak. Biliyorsunuz son yılların belki de en iyi senaryo sahip FPS oyunlarından, FPS serilerinden bir tanesi de Bioshock. Ve ilk iki oyunla Rapture'da, sualtı şehri Rapture'da harika serüvenler yaşamıştık. Bu üçüncü yapımla Rapture'ın öncesine gidiyoruz. 1900'lü yılların başlarındayız. Uçan şehirdeyiz, bulutlardayız bu kez ve şehrimizin ismi Columbia. Burada Amerika'nın her şeyini eleştiren bir nevi, kısaca belirtmemiz gerekirse buna inançlar, ırklar da dahil olmak üzere, sınıf farklılıkları ve farklı ülkelerin vatandaşları da dahil olmak üzere birçok şeyi eleştiren, bunları sorgulayan ve bunları güzel bir hikayede birleştiren, karakterlerle birlikte birleştiren bir oyun Bioshock Infinite. İyi bir İngilizceye sahipseniz özellikle çok iyi anlayabiliyorsunuz. Bugün bu oyundan biraz bahsedeceğiz. Hem ben bahsedeceğim, hem geçmişe yönelik birkaç anımdan söz edeceğim. Hem de bazı arkadaşlarımızın yine God of War Ascension'da yaptığımız gibi ikinci ve üçüncü, dördüncü yorumlarını da alacağız. Oyunu beğendiler mi, beğenmediler mi diye. İsterseniz şimdi Bioshock'un ilk başlangıcıyla, serinin başlangıcıyla incelememize başlayalım. Kendimden örnek vermem gerekirse Bioshock serisi gerçekten benim için önemli bir seri. İlk oyun çıkmadan evvel demosu yayınlandığında kotalı bir internete sahiptim. Ve bunu oyunun demosunu indirmem pek de mümkün görünmüyordu. Bu sebeple 2,5 ya da 3 lira yanlış hatırlamıyorsam internet kafeye vererek oyunun demosunu indirmiştim. Ve ardından en aşağı bir 10-15 kez oynamıştım. Özellikle su görselleri çok etkilemişti beni. Çünkü tanıtım fragmanlarında da sualtı şehrinin o su görselleri, patlama çatlamalardaki o suların fışkırması, işte etrafa yayılması gerçekten çok hoştu. Ve demoda beni en çok etkileyen bir diğer şey de o bebek arabası sahnesiydi. Uzaktan baktığınızda bir anne bebeğiyle konuşuyor gibi görünüyordu. Bir gölge vardı ve yakına geldiğinizde aslında bebek arabasının içinde bir altı patlar vardı. Yani oradan anlaşılıyordu zaten oyunun ne şekilde hani sürprizlerle dolu, güzel, gizemli bir hikayesinin olduğu. Ardından Bioshock Infinite'den önce, Bioshock 2 geldiğinde, ofisimize geldiğinde incelemek için eski ofiste, 11 gibi gelmişti yanlış hatırlamıyorsam sabah ve ben onu akşam saat 7 civarı bitirip yazısını yazmaya başlamıştım. Hiç aralıksız oynamıştım oyunu. O da bayağı iyiydi bana göre. Tabii ilk oyunun üzerine çok da bir şey katmıyordu ama bu sefer Big Daddy'ler yanında, hani Big Daddy'lerin bir kısmı artık bizdik yani bir yerde, o prototip de olsak. Little Sister'lar gitmiş yerine hani Big Sister'lar gelmişti. Güzel de bir hikayesi vardı. Ve Infinite şimdi. Infinite'in ilk tanıtım fragmanı yayınlandığında ben açıkçası çölde bir vaha misali, hani çölde kurulan bir şehir olacak sanmıştım. Ama gördük ki gökyüzündeyiz. Columbia güzel bir şehir. Teknoloji olarak zamanın çok ötesinde bir şehir ve Amerika'nın gururu olarak görülüp de daha sonra Amerika'dan bağlarını koparan, aslında büyük bir silah olan şehir ve bu şehrin başında da bir geleceği gördüğünü iddia eden, peygamber olarak kendini tanıtan bir şahsiyet var. Bu şahsiyetle çok içli dışlı olacağız. Pek dost yanlısı olarak değil tabii ki, bir şeyleri açığa çıkarmak için. Peki bunu kimler yapıyor? Bundan biraz da kısaca bahsedelim. Biz eski bir ajanız. Bunu eski bir ajanı kontrol ediyoruz. Mr. DeWitt diye çağırıyorlar bizi habire. Bay DeWitt. Ve Elizabeth isimli özel güçlere sahip bir kızı kurtarmaya gidiyoruz. Şimdi burada aklımıza direkt hani kuleye kapatılmış kız masalı gelebilir. Kısaca, basitçe.
Bunu çok daha böyle örgülü halini göreceğiz yapımda. Elizabeth'in özel güçleri var ama bu güçleri neden kazanmış? Elizabeth'i biz niye kurtarmaya gidiyoruz? Ve kurtarırsak ne olacak? Ayrıca Kolombiya'nın kaderi ne olacak? Bizim kaderimiz ne olacak? Biz kimiz? Sonuçta hani ismimiz belli. Büyük bir borca girmiş sayılırız. Kumar sebebiyle geçmişimiz çok iyiydi ama daha sonra çok kötüye dönüştü. Ama neler oldu, neler bitti? Bunların hem geçmişe giderek hem geleceğe giderek boyutlar değiştirerek birçok şeyin cevabını bulmaya çalışacağız. Ve Kolombiya'daki işte az evvel de bahsettiğim gibi ırklar arasındaki ayrımcılık, işte Amerika vatandaşları aslında hani tek olması gereken ırk, geriye kalan herkes ikinci sınıftır, köledir mantığı. Bunun şehirdeki üst ve alt sınıf ayrımcılığının, işte şehrin iyi taraflarında Amerika vatandaşlarının yaşadığı, işte kötü taraflarda hani siyahi insanların ya da farklı ırka mensup insanların yaşadığı ve bunların işkenceler gördüğüne tanıklık ediyoruz ve daha birçok şey var. BioShock Infinite ofisimize PlayStation 3 platformuna geldi. Önce PlayStation 3 platformunda birkaç saat oynadım. Ardından PC platformunu da edindim. Çünkü FPS oyunları eğer imkan varsa bilgisayar platformunda konsollara nazaran daha rahat ve daha iyi görsellere sahip bir şekilde oynanabiliyor. Ben de böyle yaptım. Ve BioShock Infinite'i iki defa baştan başladım neredeyse. Hani 3-4 saat PlayStation 3'te oynadıktan sonra bir daha en baştan PC'de başladım ve burada da görme şansım oldu ki gerçekten hani görsel anlamda çok büyük farklar olmasa da PC'de daha iyi, artı klavye artı mouse sayesinde bilgisayardaki kontroller daha iyi. Oynarken tabii ki ilginç şeyler olabiliyor. Mesela ilk 3 saatimin yorumunu belirtmem gerekirse oynadıktan sonra bir video çekmiştim evde. Şimdi onu izleyelim isterseniz. Ondan sonra ben devam edeyim. İlk 3 saatlik deneyimin sonucu söyleyebilirim ki oyunda müzikal havası var, tiyatro oyun havası var, bunun yanında sinema filmi havası var ve birçok filmlerden böyle hani akılda kalıcı benzer şeyler burada da var gibi. İşte bir kaçış hikayesinde neşeli bir kız, ortama ayak uydurmaya çalışan, kaçış esnasında o tüm endişeye rağmen bulduğu keyifli bir ortamda nasıl derler hani mutlu olmaya çalışan, bir anlığına her şeyi boş veren ama kötü güçler geldiğinde de yine kurtarıcısına sığınıp birlikte hareket etmeye çalışan bir kız, onu korumaya çalışan bir adam, bunun için her şeyi yapan bir adam ve birlikte yaptıkları işbirliği. Oyuna medium seviyede başladım. Genellikle evvela öyle başlarım. Oyunu iyice bir gördükten sonra ikinci oynayışımda bir seviye zorluğa geçerim. Her zaman öyle yaparım. Zaten gerek film olsun gerek oyun olsun hani birkaç defa oynamadan, izlemeden kolay kolay rahat bırakmam. BioShock Infinite ilk 3 saatlik deneyimi dediğim gibi çok hoşuma gitti. Ama tabii ki ilk BioShock'un şeyi bende hala çok farklı. Çok ayrı bir yeri var. Rapture inanılmaz bir atmosfer sunuyordu. Columbia da aynı şekilde öyle. Ama Rapture bir adım her zaman önde benim açımdan. Ve müzikal demiştim ya, oyundaki müzikler şu an için hani inanılmaz güzel görünüyor. Renk paletinden tutun da seslendirmelere kadar, yani devamlı her bir adımda değişen müzikler, değişen seslendirmeler, konu hakkında size bilgi veren insanlar, band kayıtları. Şu an her şey çok güzel görünüyor. Bakalım sonraki dakikalarda, saatlerde neler olacak. Tüm gün ofiste çalışıyorsunuz. İşler güçler bitiyor. Eve geliyorsunuz. Yemek yiyip biraz dinlenip ardından oyun oynarsınız diyorsunuz. Ama o da ne? Elektrik yok. Son 3-4 gündür artık çok fazla olmaya başladı bu.
Bioshock'ta Infinite'e gidecektik. Daha Columbia'da gezecektik. Ama elektrik gidince Elizabeth'te kaybolmuş oldu. Biraz oynanıştan söz edelim. Bakın sol alt köşede yer alan güçler bizim özel güçlerimiz. Önceki Bioshock oyunlarında olduğu gibi karakterleri uçurabiliyoruz, yakabiliyoruz, elektrik çarpabiliyoruz. Yani elektrikle çarpıyoruz. Alev topuna dönüşebiliyor. Ve sağ tarafta da sağ elimizde de tabancamız var. Aynı anda iki silah taşıyabiliyoruz. İşte sniper olabilir bu, tüfek olabilir, shotgun olabilir, roket olabilir. Birçok seçenek var. Şu an bende ufak makinalı tüfekten bir normal pistol var. Bu tip şeyleri alarak da güç barımızı dolduruyoruz. Üst kısımda yer alan barda da işte zırh ve sağlık barımız var. Bunları artırmak yine bizim elimizde. Bakalım orada kim var? Evet, orada Elizabeth kızımızı görüyoruz. Evet, şu an bizden kaçıyor. Yani neden kaçtığını söylemeyeceğim. Ancak bizim bir amacımız var. Elizabeth'i New York'a götürmek. Elizabeth'in de bir amacı var aslında. Farklı bir yere gitmek ve farklı bir hayat yaşamak. Onu da söylemiyorum. Oyunu oynadığınızda kendiniz görürsünüz. Elizabeth tabii ki özel güçlere sahip bir bayan. Mesela burada birkaç şeyini görebiliriz. Bu tip yırtıklarla farklı boyutlara kapılar açabiliyor. Hani düşmanı şaşırtma amaçlı olabilir ya da bizi engelleme amaçlı şu an kullanıyor bunu burada. Biraz takip edelim onu. Hala açıyor ve bunların aslında hepsi hani hem içeri olumlu yönde katkı sağlıyor hem de görsel anlamda güzel etki bırakıyor denilebilir. Heyecanlı oluyor çünkü. Bakalım bakalım. Hop. Evet, kızımız yakalandı. Farklı bir yol bulmamız gerekiyor. Onu almak için. Bu arada N tuşuna bastığımızda navigasyon görevi gören bir ok işareti çıkıyor ve gitmemiz gereken yeri bize gösteriyor. Eğer olur da bakmak isterseniz. Burada yapmamız gereken görevler, işte güçlerimiz neler, güçlerimizin seviyeleri ne kadar, ne işe yararlar, işte görev bilgileri, karakterlerimizin burada işte biyografileri ve benzeri şeyler hakkında birçok bilgi bulunuyor. Buradan bakabiliyoruz istersek. Devam edelim. Elizabeth'i burada kötü adamların elinden kurtarmamız lazım. Bütün oyun boyunca böyle yapmamız lazım. Çünkü Elizabeth bize lazım. Ama niye lazım? Onu da artık oyunu bitirdiğinizde zaten yavaş yavaş anlayacaksınız. Bu arada bir Skyhawk kullanabiliyoruz biz. Yani bir kancamız var. Dönen bir kanca. Onu da bu tip raylı sistemlere bağlayarak farklı yerlere rahatlıkla gidip hani düşmanları bir anda korku salabiliyoruz. Bu arada dikkatinizi çekmiştir. Karakterleri vurduğunuz yerlerine göre hit pointler alıyorsunuz. Bu Borderlands 2'de de vardı. Hatta 1'de var mıydı hatırlamıyorum da. Onda da vardı sanırım. Vurduğunuz yere göre puan veriyor. Ve tecrübe puanları bunlar bir yerde. Karakterler yapay zekası fena değil. Özellikle yani ortaya bir anda pat diye dalarsanız 2 dakikada alaşağı edebilirler sizi rahatlıkla. Özel güçleri kullanıp silahı da hemen ardından kullanarak ikisini kombine edip saldırmak en güzel yöntem olarak görünüyor. İşte yaralandığımızda önce zırhımız tamamen hasar görüyor. Ardından sağlıklarımız düşüyor. Zırhımız tekrar kendiliğinden bir süre sonra dolmaya başlıyor. Ancak sağlık barı için etraftan health pack bulmamız gerekiyor ki öldürdüğümüz adamlardan etraftaki kutuları araştırdığımız kutulara kadar etraftan işte sağlık paketleri, meyve sebze, yemekler ve benzeri şeyler, mermiler bulabiliyoruz. Şu an mermi bitti. Bu arada şu an gücümü kullanmaya çalıştım ancak enerji seviyesi az olduğu için karşıdaki makineyi normal ateş ederek patlatmaya çalışıyorum. Ve tabii ki yine Elizabeth, hani dedik ya özel güçleri var. Farklı boyutlara yırtıklar aracılığıyla yani kapılar açabiliyor. Bunun yanında çatışmalarda Elizabeth'in bize çok güzel yardımları olabiliyor. Etrafta cover koyabilecek yerler var ya da health pack açabilecek yerler var ya da işte bu tip motorize patrolitler var. Bunlardan sadece aynı anda bir tanesini aktifleştirebiliyoruz Elizabeth sayesinde. Bu da bize hani ek ateş desteği sağlıyor ya da health paket yani sağlık paketi desteği sağlıyor.
Bunu da Elizabeth sayesinde yapıyoruz. Ayrıca Elizabeth bazen hani mermimiz bittiğinde ya da sağlık paketimiz azaldığında da bize yani en kritik noktalarda yanımıza gelip bunları verebiliyor. En güzel tarafı da belki Elizabeth'in bize çatışma ortasında bulduğu bozuk paraları al sana harçlık niyetine deyip hani harçlık vermeye çalışması. Bu da gayet şirin olmuş açıkçası. Şimdi de bakalım oyunu oynayan diğer arkadaşlarımız BioShock Infinite hakkında nasıl görüşler belirtmiş. Merhabalar, ben Cenk Baykunus. Bugün sizlerle birlikte BioShock Infinite'e kısaca değineceğiz. Öncelikle herkesin aklındaki soru, son zamanlarda BioShock Infinite'i bu kadar konuşturan veya bu kadar etkileyici kılan etmen nedir? Ona değinmek istiyorum. Aslında herkesin aklında BioShock Infinite benim için bir ilk kılan en büyük etmenlerden biri de ben FPS oyunu oynamama rağmen beni bir şekilde kendisine bağlayarak fanboy haline getirmesi oldu. Şu şekilde, yani oyunda bir 5 dakika ilerledikten sonra bile size öyle bir açılış sahnesi karşılıyor ki yani neredeyim ben diyorsunuz. Yani o açılış sahnesinden sonra gerçekten kendini oynatıyor oyun ve bu anlamda Irration Games alışına gelmiş bir seride nasıl yenilik getirir diğer firmalara ders vermiş diyebilirim. Onun dışında oynanış ve mekanikler önceki BioShock oyunlarından çok benzer şekilde ilerliyor. Plazmitler olarak Vigors'larımız var ve bunlardan 8 adet var. Savaşı oldukça etkiliyorlar. Kullanımları da son derece eğlenceli diyebilirim. Onun dışında BioShock Infinite kalbini veren ve en büyük etmen kesinlikle karakterleri olmuş. Hatta karakterleri tanımadan bile etrafla etkileşim o kadar fazla ki bir FPS oyununda olduğunuzu unutuyorsunuz neredeyse. Yönettiğimiz Booker olsun, ondan sonra karşılaşacağınız bence oyundaki en büyük yoldaş olarak Elizabeth olsun. Gerçekten unutmayacağınız kimseler olacak oyunda. Onun dışında milliyetçilik, din, ırkçılık gibi çok derin temalara nüfuz ederek harika bir senaryo sizleri bekliyor. Yani çok ince detaylarla süslenmiş ve o kadar başarılı bir senaryosu var ki oyunun. Yani BioShock Infinite yapan tek şey bu neredeyse. Oynanışı falan hesaba katmazsak tabii. Onun dışında müzik ve seslendirmeler, karakterlerin seslendirmeleri çok başarılı gerçekten. Zaten etrafla iletişim bu denli iyi olduktan sonra seslendirmelerin de kötü olmasını beklemiyorduk. Müziklerse Amerika'nın geleneksel müzikleri kimi yerlerde bize eşlik ediyor. Zaten 1906 senesiydi yanlış hatırlamıyorsam. O zaman da aynen sizi yaşatıyor diyebilirim. Kolombiya'nın da atmosferiyle birlikte. Aslında Irrational Games'in bize anlatmaya çalıştığı şey oyunu bitirdikten sonra karşımıza çıkıyor neredeyse. Bu anlamda çok başarılı bir senaryo imza atmış gerçekten yani Irrational Games. Onun dışında yani BioShock Infinite kesinlikle ve kesinlikle herkesin deneyim etmesi gereken bir oyun. Yani çünkü oyun bile diyemiyorum bir başyapıt bence. Ve kesinlikle anlatarak bunu size açıklayamam. Eğer bir kendinize oyuncu diyorsanız mutlaka alıp edinmeniz gereken bir yapıt bu Infinite. Teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Merhaba arkadaşlar. Bugün size BioShock Infinite'in artı ve eksilerinden bahsedeceğim. Oyunun konusu, şehrin mimarisi ve karakterler oyunun artılarına verebileceğim örnektir. Ki bu bence bir oyunda bulunması gereken en önemli unsurlardan birkaçı. Bunun dışında oynanışın da rahat olması sizin oyuna kolay adapte olabilmenizi sağlıyor. Eksilere değinecek olursak, oynanışın bir yerden sonra tek düze hareket etmesi sizin canınızı sıkabiliyor ve biraz da olsa sıkılmanızı sağlayabiliyor. Bunun dışında eksi olarak gösterebileceğim çok bir şey bulunmuyor. Daha önce de söylediğim gibi oyunun konusunu öyle güzel işlemişler ki bu bölümü de geçeyim. Bu bölümün sonunda acaba ne olacak gibi söylemlerde bulunup oyunu elinizden bırakamıyorsunuz. Senin tüm oyunlarını oynamış biri olarak BioShock Infinite kesinlikle ilk iki oyunu geride bırakmış. Niye? Her şeyi tamamen kusursuz. Özellikle grafikler, Unreal motorunun gücünü bir kez daha gördük burada. Çok detaylı bir şekilde yansıtılmış. Uçan şehir havası verilmiş. Renkler çok canlı. Özellikle dinamik ışıklandırma beni benden aldı diyebilirim. Yani ilk BioShock biraz daha karanlık bir havada geçiyordu. Bu yeni oyun çok daha aydınlık olmuş. Tabi zaman zaman karanlık yerlerde yok değil. Sesler zaten gerçekten iyiydi. Hani silahların sesleri özellikle çok hoşuma gitti. Ara sahnelerde de hani müziklerle desteklenmeniz sizi oyunun içine çekiyor. Oyun ilerleyiş yönünden de diğer BioShock'lara benziyor. Tabi burada
harita yerine yön bulma navigation sistemi eklemişler. Direkt nereye gideceğinizi gösteriyor. Ama benim size tavsiyem o yön çubuğunu takip edip hataya düşmeyin. Diğer yerlere gezip yan görevleri de yapabilirsiniz. Hani oynanabilirlik de klasik Bayaşak tarzında. Bir elinizde özel gücünüz, bir elinizde silahınız. Tabii burada şöyle bir şey var. Plazmitlerin yerine Vigor güçleri almış. Her ne kadar plazmitlere benzeseler de çok daha değişik güçleri vardı. Kendinize bir iki gücü seçip zaten sürekli onları kullanıyorsunuz. Artık hangisi size uygun gelirse. Sadece silahlar konusunda şunu söyleyeceğim. Vuruş hissi verilmiş ama keşke iki silah taşımasaydık. Hani iki silah bana çok zor geldi diyebilirim oyunda. Niye geldi? Zaman zaman başka silahlar da arıyordum çalışma esnasında. Ben Elizabeth'e değinmek istiyorum. Elizabeth gerçekten bir oyunda görebileceğiniz en iyi yan karakterlerden biri. Belki kimine göre en iyisidir. Hani size ayak bağı olmuyor. Zamanında geliyor, yardım ediyor, kapı kilitlerini açıyor. Yüz mimikleri gerçekten iyi olmuş. Hani Counter Strike oynayanlar bilirler. O hani rehineler peşimizden gelmezdi, bıçaklardık falan filan. Bunlar Elizabeth'te yok. Gerçekten hani size yaşadığı hissini verdirmişler diyebilirim. Bioshock için ne diyebilirim? Bence yılın en iyi oyunu. Kendinizi oyuncu diyorsanız, FPS seviyorsanız kesinlikle oynamanız lazım diyebilirim. Zaten bu oyun dergileriyle, oyun siteleriyle de desteklenecektir. Benim için bu senenin en iyi oyunu. Sonuca gelecek olursak Bioshock Infinite serinin son oyunu değil. Bu belli. Çünkü oyunun finali sürprizlerle beraber devam niteliği taşıdığını gösteriyor. Devam niteliği taşımasa dahi yani önce su altı sonra su üstü, işte yer üstü, yer altı, şudur budur derken demek ki bu devam ettirilebilir bir evren. Benim hala çölde bir vaha fikrim var oyun için. Belki de olabilir. Belki farklı bir şey düşüneceklerdir. Ama Bioshock serisi devam edecektir. Zaten çıktığında Amerika ilk ay satışları yaklaşık 1 milyona civarına gelmişti. Ki bu büyük bir ilgi ve ilk inceleme notlarında da aldığı puanlar neredeyse 95 ve 100 hemen hemen. Çok az düşük puan. Sanırım bir tanesi de 70 puan vermişti. Bu da gösteriyor ki oyun hem oynanış hem de hikaye açısından gayet iyi görünüyor. Bu yılın en iyi FPS oyunlarından belki de en iyi oyunlarından bir tanesi olarak görünüyor şu an Bioshock Infinite. Şu ana kadar oynamışsınızdır eğer bu tip oyunları seviyorsanız ama oynamadıysanız da kesinlikle tavsiye ediyorum. Kesinlikle pişman olmayacaksınız. Hop bu kadar.